notification'lar geliyor. Paralar yatıyor hesaba. Tık tık tık. Notification'lar geliyor. Lan dedim. Bu gece uyuyamadım. Ne bok yiyeceğim ya. Sabancı Üniversitesi'ndeyim. O zaman işte executive MBA yapıyoruz. Ya ben de o zaman hani böyle işte gezgin, klasik beyaz yakalı işte. Ne bileyim Likya yolunu yürüyorum, geziyorum, tozuyorum falan filan. Tabii hani şöyle bir şey var. Şimdi klasik tur paketleri falan ben onları sevmiyorum. Daha böyle deneyim arıyorum ama o zaman deneyim aradığımı farkında değilim yani. Ama lan dedim bu turizm sektörü, biraz böyle sektörü de inceledim. Yani arka tarafta hani teknolojiler çok iyi değil. İyi yapan birkaç tane hani firma var. Ürünleştirebiliriz bu konsepti. Yani pazarlama tarafı şöyle olur, teknoloji tarafı böyle olur, bir mobil uygulama. Aslında amacım da şu, orada bu influencerlar var, bu işleri yapanlar. Onlara bu deneyimleri hizmet olarak, servis olarak sattırmak. Yani işin aslında şuna benziyor. Bir agora açmak, bir pazar yeri. Bu pazar yerinde hizmet vermek, bunları deneyim diye paketlemek ve bu şekilde aslında benim aradığım değişik deneyimlere ulaşmak. Tekneyle işte çıkıyorsun arkadaşlarınla. Bu Antalya'da oluyor. Öyle bir koya gidiyorsun sessiz, sakin. Orada yoga yapıyorsun, tamam mı? Sabahın böyle ilk ışıklarıyla. Yani şimdi bunu bulamazsın. Böyle Türkiye'de o kadar çok şey, sadece Türkiye'de değil, dünyada o kadar çok senin hiç bilmediğin şeyler var ki değişik. Bu daha çok biraz daha private label bir şey. Bunu bilen bilirdi eskiden. Ya yani mesela bazı şeyleri bilen bilir ya. O adam oradadır. 5 kişi 6 kişi bilir ama o adam premium bir hizmet verir. Çok orası da kalabalıklaşsın istemez. O niş işleri bulup getirip bir pazar yerinde toplamak. Bunu da çok seven adam çünkü o işi seviyor kardeşim. Herif bir marangoz var mesela. Adam yapıyor yani. Ve gidip görmen, herif aşık işine. Şimdi o adamla 2 saat 3 saat vakit geçirmek çok seni böyle zenginleştiren bir şey. Yani dolayısıyla bu adamları bulup bu işleri yaptırıp bunları da bir hizmet haline verip ciddi para kazanmalarını da sağlayacak. Peer to peer bu iki kişiyi bir araya getirecek ve hizmeti hani %90'la gelirin adama verecek. %10'da biz teknoloji komisyonu alacağımız bir iş modeliydi bu. Yani hala bulut şeklindeydi, tam köşeleri yoktu. Ama bulut şeklindeydi. Benim kafamda bir iş bulut şeklinde olunca benim ilk yaptığım şey pazar araştırması. Ben dedim bir tane site açalım, varmış gibi satalım. Neyse bu. Bir tane hemen site açtık. Gezginlikte. İşte koyduk deneyimler, şunlar bunlar bilmem ne. Hani böyle bir hafta sonunda hemen çıt çıt yaptık. Analytics'i şunu bunu her şeyini yaptık. Satıyormuş gibi çıktık. Ekşi'ye de reklam verdik o zaman. İşte birkaç tane böyle yere 5000 lira falan bir para harcadık. Baktık işte geldi trafik. Hemen bir funnel set ettik. İşte şuraya geliyorlar, burada yapıyor, burada yapıyorlar. Lan dedik bu pazar çok büyük. Eğer dedik bu pazara girersek hani bütün metrikler tutuyor. Sadece şu var, Breakout'un 5. senede geliyor. Yani bu pazar yeri 5. senede Breakout'un olacak şekilde bir bütçe hazırladık. Ama ondan sonra gidiyor bu iş. Sene 2013 bu arada. Bunu söyledim 6 sene önce. Lan dedik bu iş çok iyi. Peki dedim ne kadar lazım? Bir hesapladık. Bize hani o 5 seneyi yani o breakout'a gelmek için hani minimum 2 milyon dolar lazım aslında. Şimdi minimum 2 milyon dolar lazım. Bizde hani 2 milyon bir para yok. Ama ben şimdi daha önceki girişimlerimden de hani dayak yediğim için bu sefer böyle daha şeyim, sağlamcıyım. Para yoksa iş yok, tamam o kafadayım. Para yoksa iş yok. Sonra böyle bir 15-20 kişilik bir grup kurdum. Tabii hani riski yok. Dedim böyle böyle bir şey yapacağım ben. Siz dedim beni fonlar mısınız? Ben şu kadar koyacağım, siz bu kadar falan. Aldım topladım adamları. Hacılar dedim ben bu işe başlıyorum. Yarın dedim hesapta paraları görmek istiyorum. Ya birkaç soru sordular bilmem. Lan dedim konuştuk uzatmayın. Gönderecekseniz gönderin, göndermeyeceksen siktir git yani. Hani artık geç oraları yani. Ben bu işi yapacağım. Notification'lar geliyor. Paralar yatıyor hesaba. Tık tık tık. Notification'lar geliyor. Lan dedim. O gece uyuyamadım. Ne bok yiyeceğim ya. Çünkü çok ağır bir sorumluluk bu. Hemen bir finansçı bir arkadaş buldum mesela. Girişimciler bunu da çok sallamaz. Finans yönetim diye bir şey var. Para gece yatmamalı orada. Hazine işiyle uğraşan işte bu. Hemen bir arkadaşım var. Onu aradım. Hacı dedim bir para var. Kutsal bir para. Bu parayı dedim çoğaltman lazım. Yani belli bir riski alacaksın. Sen alabilinecek kadar riski. Bu parayı çoğalacaksın. Gönder abi dedi. Hemen gönderdim. Bu 5 kişi bu arada hiç bir araya gelmedi bu ürünü çıkarırken.
tamamen dijitalden, internetten, hiç fiziksel olarak beşimiz bir araya gelmedik. Çok az imkanlarla ama çok büyük bir eforla ben 800 tane yatırımcıya sunum yaptım. Hani işte 800 ile konuşuyorsun, 20 tanesi ilgileniyor, 4 tanesi hani böyle bir term sheet gönderiyor, bir tanesi olursa tamam. Term sheet işte ben sana hacı yatırım yapacağım ama anında böyle sikeceğim gibi bir şey. Portekiz Bakanlığı bizi çağırdı. Sizin de böyle böyle yaptığınız bir şey var. Çünkü takip ediyor insanlar yani. Akıllı adamlar takip ediyor. Dünyada ne var diye. Bu da enteresan bir fikir. Gelip sunum yapar mısınız? Bizim burada işte yatırımcılar var bilmem ne. Organizasyon Turizm Bakanlığı. Ben direkt şey diyorum. Bana böyle bir teklif geldi. Kaç para istiyorsunuz diyorum. Çünkü şimdi bu çakallar da var. Ben de soru işareti yaptı. Tamam dedim. Ben de geliyorum. Yani bedava bir etkinlik. Gel biz seni hani burada ne yaptığını merak ediyoruz. Orada işte sahnedeyken ben Airbnb Trips diye bir şey beta çıktı dün mü işte geçen hafta mı? Siz de aynı pazara giriyorsunuz dedi. Hani nasıl rekabet edeceksiniz dedi. Ben cevap vermem lazım. Ya dedim o Coca-Cola olur, ben Pepsi olurum dedim. Yani Coca-Cola var diye Pepsi yok mu? O çok alkış aldı o cevap. Çok şey biz orada birkaç yatırımcıyla da konuştuk hatta sonra. Ben de bu arada takip ediyorum tamam mı o iş? Yani ben o information'ı ondan önce aldım zaten de. Ama hani moralimi de bozmak istemiyorum. Kimseye de bir şey söylemiyorum. Yani girişimcilik biraz öyle. Girişimcilik ve founder'lık. Yani sen kan kusarsın, kızılcık şerbet içtin dersin, herkes gelir gülersin. Abi çok iyi gidiyoruz. Ondan sonra gidersin tuvalete, ne yapacağım falan diye falan. Hayır, aslında bu çok kötü bir şey. Bu bak bütün mental rahatsızlıkların sebebi bu zaten. Çünkü onun o sigorta bir gün atar tamam mı? Sen oynayamazsın. O yüzden girişimcilere de bir Emre Yılmaz'ın Genç Bir İş Adamı'na kitabını alıp okusunlar. Ben 96'da mı 97'de ne okumuştum. Çok faydalıdır. Beş senelik bütçen yoksa git çalış. Yazık telef olma yani. O iş 5 senelik bütçeyle yapılacak bir iş. Senin giriştiğin adamlar global adamlar. Ferrari olabilir ama içine benzin koyacak para yoksa gitmez yani. Bu bizim fail hikayemizin sebebi yatırım bulamamak. Yoksa o business take off yapardı yani. Dünyada da yaptı, Türkiye'de de yapardı. Pazar da alırdı. Mesele para. Para bulmak lazım. Para hani fon bilmem neyse. Şimdi bak bu işi de mesela finansı bilmek çok iyi bilmek lazım. İt yürür kervan yürür. Kervanı yürüten de paradır. Para da batıda. Ya batırdım 1 milyon falan işte. Cash. Bak şöyle bir şey var. Ben sana bunu söyleyeyim. Bak. Yurt dışında özellikle. Şimdi Türkiye'de yurt dışına yatırımcılarla konuştuğun zaman eğer gerçekten doğru düzgün referansların yoksa adam sana şey bakıyor. Sen mesela 1 milyon 2 milyon dolar yatırım istiyorsun değil mi? Karşında bir Orta Doğulu var. Afgan gelmiş. Öyle hissediyor. Sen bu hayatında 2 milyon doları bir arada gördün mü diye düşünüyor. Ondan sonra diyor lan bu 2 milyonu alacak, kaçacak. Çünkü hayatını kurtaracak. Anladın mı? Bu diyor şey yani. Scam. O yüzden yani kafadan hayır. Yani anladın mı? Kafadan hayır. Senin uğraşman gereken çok daha büyük sorunlar var. Benim yaptığım bir eşeklik. Şimdi senin hayatta tam önceliklerin olması lazım. 3 tane önceliği koyacaksın. Bu 3 tane olacak. Tamam mı? Bunu her sabah uyandığında oraya okuyacaksın. Bugünkü planım bu 3 önceliğe göre mi değil mi check edeceksin. Değilse düzelteceksin. Yani bu şaka değil. Ben mesela o 3 öncelik benim için daha önce 3 öncelikle sonraki 3 öncelik karıştı. Birinci önce mesela sağlık. Mesela ben o zaman hani böyle six pack'leriyle gezen bir adamdım. Bu girişimciye geçmeden önce. Çünkü benim için ilk önemli olan sağlıktı. Sağlıklı olmazsan çünkü hiçbir şey yok. İkinci hani önceliğim aile. Üçüncü önceliğim de işte. Yani bu üç. Sağlık, aile, iş. O süreçinde birinci önceliğim bu işi kurtarmak, ikinci önceliğim bu işi kurtarmak, üçüncü önceliğim bu işi kurtarmak. Bu işi hani başarmak zorundasın. Şimdi girmişsin artık o şeyin içine. Dolayısıyla ötekiler kaybediyorsun. Neyi şey yapsan, önceyi alırsan ötekiler gider. O üç önceliği koyacaksın, yazacaksın, sabah kalkacak bakacaksın. Bugün ben bu üç önceliğime göre mi planladım günümü? Birinci sırada sağlıksa sabah sporumu yaptım mı? Sporumu yaptım mı kardeşim? Sağlık diyorsun da bedava olmuyor iş. Yapmadın. Demek ki ayrı sıkıntılı. Sende bir sıkıntı var. İkinci önceliğine bakıyorsun. Lan aile, anneni babanı aradın mı? Hani bir güzel söz söyledin mi? Hani hissettirdin mi onlara? Sen onlar için oradasın. Tamam mı? Ay söylüyorsun da bir şey yaptın mı? Ne bileyim annene bir çiçek gönderdin mi mesela? Ha, üçüncü önceliği ne bileyim işte neyse. Ama bununla ilgili ne yapıyorsun? Yani bunu
Bunu bir de çok konuşuyoruz. Ben de dahil. Ama önceliği şey yapmıyoruz yani. Sallamıyoruz. Özellikle 15 Temmuz bizim birkaç tane konuştuğumuz şey vardı. Term sheet aldıklarım var. İşte adamla Helsinki'de buluşacağız, bu yatırım hani görüşme falan. Adam tabii mail attı. Ersan ne haber? Ne oluyor Türkiye'de falan gibi. Ben de tabii hani girişimcisin ya. Abi diyorum, bunlar normal, bir şey olmaz. Her şey kontrol altında diyorum. Tamam. Adam şey dedi. Köprünün üzerinde tanklar normal mi dedi? Sana göre normal ama. Tamam mı? Hani bir dünyaya, tamam mı, batının gözünden baktığın zaman İşler çok aşırı. Bu adamın dünyayı okuduğu gözlerle sen gözleyemiyorsan o dünyaya hiç bu işlere girme. Bu her şeyde öyledir. Patronunu anlarken de, yatırımcıyı anlarken de o adamın gözünü takıp onun gözünden sen kendini değerlendiremiyorsan geç o işlere. Sen kendi gözünden bakıyorsan zaten bak işte yani. Bakıyorsun zaten. PEST analiz diye bir şey var. Political, Economical, Social, Technological. Bizim Social ve Technological tarafta hani onların hepsine bir parametre versen katsayılar fena değil. Yani bizim çocuklar çok iyi yapılır yani. Bu bizle ilgili bir sorun değil. Ama political ve economical taraftaki parametrelerin biri sıfırsa, tamam mı? Sen ağzınla kuş tutsan bu iş olmaz. Yatırımcı, profesyonel MBA'li bu adamlar, tamam mı? Finansal uzmanmış. Bir Excel'leri var, oraya parametreleri koyuyor. Senin CDS parametrenini koyduğu zaman, ülkenin ratingini koyduğu zaman sıfırsa, ya sen adamın haritasında değilsin kardeşim. Ya adam tabii risk portföyüne baktığı zaman böyle bir olay, tamam mı, senin PEST analizinde çat diyen aşağıdasın. Tamam, yani katsayın sıfır olunca bütün diğer şeyleri sıfırlar. Bitti. Bitti. Bitti yani, biter. O Excel'de sıfır gelir, siktir gittin yani. Zaten hikaye şu, girişimci bu sistemleri görüp bunu değiştirebilen adam zaten. Ona girişen adam. Girişimcilik bu. Onu görüp bundan nefret edip ona girişen adamdır girişimci. Bu yani.